Evet, küreseli konuştuk. Biraz yurt içini de konuşalım isterim. Çünkü orada da önemli gelişmeler var. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyondaki katılık bu anlamda devam ediyor. Düşüş seyri de devam ediyor ama o dezenflasyonist sürecin aslında en zor kısmı dediğimiz katılık kısmında yine tabii ki önemli tespitler var. Onu biraz konuşalım. Diğer önemli konu da Borsa İstanbul. Dün 2'nin üzerinde bir düşüş vardı. Yine satıcılı bir seyir görüyoruz. Bugün yine kontrol edeceğiz. Şimdi aktif fiyatı da değerli yönetmenimden rica edelim. Bir yandan Borsa İstanbul'da konuşuyoruz. Tabii burada da yine önemli seviyeler ve önemli noktaların altını çizmiştiniz son yaptığımız analiz programında. Burayı da biraz konuşalım. Yurt içindeki başlıklara bir bakalım. Ondan tabii hem Borsa İstanbul tarafını sormak isterim hem enflasyon tarafını sormak isterim. Bugün de yine düşüş seyri devam ediyor Borsa İstanbul'da. Aktif fiyatı da teşekkür ediyorum yönetmenime. Ekrandan vermiş oldu. Neler söylemek istersiniz? Önce bir makroekonomik analizi konuşalım. Sonra BIST 100'e başlayalım. Sevgili Beyhan, yani enflasyon hariç mevcut politikanın birçok alanda başarılı olduğunu gördük seninle birlikte. Değerlendirmelerimiz de bu yöndeydi. Zaten piyasanın genel konsensusu o şekilde. Enflasyondaki en zor bölüme girdiğimiz için ve enflasyon topyekün bir mücadele olduğu için normal şartlarda an itibariyle enflasyonun kırılımlarına da baktığımızda hani hizmet sektörü ve bazı sektörlerin eğitim vesaire konut gibi bazı özel alanların fiyat hareketlerinin enflasyonda düşüşü sınırlandırdığı ve oradaki katılımın şimdilik çözülmediğini bize gösteriyor. Tabii o ne kadar para politikalarıyla paralel çözülür, o da ayrı bir konu. Orada biraz daha güçlü bir iletişime ihtiyaç var diye düşünüyorum. Merkez Bankası dışında hani Hazine Maliye Bakanlığımızın söylemleri ve diğer tüm bakanlıkların yapısal refahı, bunu söylüyoruz orta vadeli program içinde. Eğer enflasyonun düşeceğine dair beklentileri hem reel sektörde hem de hane halkın tarafında güçlendirebilirsek bu fiyat eğilimlerine mutlaka etki eder. O zaman o katı tarafı geçmemiz biraz daha mümkün olur. Yani şimdilik hedefe hala uzak bir enflasyon. Her ne kadar aşağı yönlü evrilmeye başlamış olsa da faiz indirimini öteliyor bakış olarak. Yani Kasım denmişti, şimdi sonra Aralık olabilir dendi, şimdi Ocak ve sonrası. Hoş, biliyorsun geçen Cuma cebimize bir not daha aldık sevgili Beyhan. Yani S&P'den de bir, sen de beklentimiz de oydu, not artışı fiyatlanmıyor bir türlü borsa tarafında. Tahvil tarafını ayıralım. Yani işin mali piyasalar tarafını konuşurken tahvil, bono, likidite veya mevduat veya KKM, yani kur korumalı mevduat tarafını ayrı konuşmak gerekiyor. An itibariyle Merkez Bankası rezervleri dahil borsayı biraz daha ayrı konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Gördüğümüz profil sebebiyle en son açıklanan Merkez Bankası para giriş sürecinde de hisse senedinde satışın devam ettiği, bono da sınırlı da olsa alımın devam ettiği yönde. Yani hali hazırda hani bir nevi kurdaki hareketlerin de bir potansiyel stabilizasyon göstermesi biraz daha yabancıyı o faiz getirisine odaklandırmış durumda. Ama eninde sonunda mutlaka bir faiz indirimi gelecek. Yani piyasa galiba diyorum, çünkü tüm olumlu haberleri arkaya bırakan, fiyatlama noktasında cebine koyup ama fiyatlamayan, jeopolitik riskler ve diğer potansiyel riskleri daha çok öncelikleyip onu bir hani kendi önüne bahane olarak koyan, birazdan konuşacağız, çokça grafik hazırladım. Vadeli taraftaki yapıyı da hala, çünkü yeni kontrat döneminde de enteresan süreç devam ediyor bazı kurumların. Tamam, onun içinde birçok mekanizma var. Bu çokça konuşuldu. Çokça konuşulmalı, teknik bir konu ama neçede oradaki bir yapı var ve o yapı devam ediyor aşağı yönlü, yani short pozisyon ağırlıklı. Bu sefer piyasada hani bilinmeyen ne var sorgusunu da sorgulatıyor piyasaya. Ama ben net söyleyeyim, taze para girişi gerekiyor. Bunu grafiklerde birazdan konuşacağız ama Merkez Bankası üzerinde bu Perşembe günü enflasyon sunumu benim için önemli ve kıymetli. Tabii bütün piyasada konsantre olacak. Orada Merkez Bankamızın enflasyon hedefini revize edip etmeyeceği, enflasyona dair beklentilerle paralel likidite koşulları ve enflasyona bakışı ve potansiyel faiz indirimi konusunda vereceği sinyaller
Belki de eğer global ABD seçimleri ve FED'den sonra biraz rahatlarsa bizim de rahatlamamızı sağlayabilir. Onun için önemli bir hafta olacak. Bizim için de sevgili Beyhan. Hani bilmiyorum senin ekleyeceğin var mı bu noktada ama grafiklere geçmeden önce ben yine de sözü sana vereyim. Hani piyasa her olumluyu bu tarafa koyuyor ama Merkez Bankası'na bir faiz indirimi beklentisiyle konsantre olmuş durumda. Sen ne dersin? Tabii özellikle şunu söylemek lazım. Bir faiz indirimi beklenir mi konusunu aslında analiz programlarında çok konuştuk. Şimdi dezenflasyon süreci biraz zor bir süreç. Aslında en zor süreç geldik çünkü enflasyonda bir düşüş sağlanır, sonrası dezenflasyon başlar. Dezenflasyondan sonraki o katılığı çözmek biraz daha vakit alır. Şimdi bir taraftan tabii enflasyondaki özellikle sizin de altını çizdiğiniz gibi enflasyon raporunda bir sapma olacak mı? Hedeflenen enflasyon rakamları nasıl gerçekleşecek? Bu önemli. Buna göre bir faiz kararı alınacak ama 2024 yılı için bir faiz indirimi beklentisi var. Ama bunun için altı çizilen nokta enflasyondaki belirgin iyileşme. Bu oldukça önemli bir konu ve enflasyonda hedeflenen seviyeler tutturuluncaya kadar diye Merkez Bankası başta olmak üzere herkes bunun altını çiziyor. Hazine ve Maliye Bakanı da aynı şekilde. Ama bir yandan da sizin de altını çizdiğiniz gibi bir faiz indirim beklentisi var. Buradaki o belirgin düşüş kavramı önemli. Çünkü hala o katılık devam ediyor. O yüzden Kasım ayı için, Aralık ayı için bir faiz indirimi gelir mi sorusu biraz daha muallakta. Çünkü enflasyon verisi burada hala o katılık seviyesi belirsizliğini koruyor. Bu doğrultuda tabii ki beklentiler nasıl değişecek? Bu haftaki rapor bu anlamda önemli olacak. Onu takip edeceğiz ve yine konuşacağız. Hızlıca BIST 100'e geçelim isterim. Çünkü grafiklerimize bakalım. Yatırımcıların da bu anlamda aslında en önemli takip ettiği seviyeler bunlar. Yine uyarılarınız olacak mı diye ben sormak istiyorum Cüneyt Bey. Çünkü hangi seviyeler önemli? Siz özellikle altını çiziyorsunuz her analiz programında. BIST 100 TL ile başlayalım ilk olarak. Evet sevgili ben sadece şunu hatırlatayım son olarak Merkez Bankası'na dair beklentilerde önemli kurumlar raporlarında Ocak Şubat demeye başladı. Ha bu beklenti yabancı ne zaman satın alır? Borsanın beklediği likidite ne zaman gelir? Belki bu haftadan sonra biraz daha bunun cevabına yakın olacağız. TL bazlı grafikler çok önemli bir seviye gösteriyor sevgili Beyhan. Yani bizim 11 bin lira gitmeden önce tepe olarak etiketlediğimiz bölgeye geri döndük. 8500, 8600'ler. Tam o bölgede üçüncü kez orayı test ediyoruz. Hatta dördüncü kez günlük grafiklerde görüldüğü gibi. Şimdi buralar artık hani destek olmalı çünkü buralarda kırılmaya başlanırsa aşağıda alt destekler aramak zorunda kalacağız. Ve geçen hafta seninle şöyle bir uyarı yapmıştık. Düzeltme kalıbı içinde kısa ve orta vadeli önemli dirençler, önemli ortalamalar geçilip oralar destek olmadıkça aşağı yönlü baskı devam eder ve biz çok daha fazla destek söylemek zorunda kalabiliriz bir noktadan sonra. Şimdi bu şu demek değil, borsa devamlı düşecek, öyle bir trend değişimi oldu demek değil. Ama trend değişim sinyali oluşmaması için, çünkü oraya doğru kademe kademe yaklaşıyoruz. Grafik bize gösteriyor, 55 günlük 200 günlüğe geldi sevgili. Yani 50-55 günde oluşmuş bir psikoloji maliyet bariyeri 200 günlük maliyet bariyerinin psikoloji bariyerinin altına inmek üzere. Tamam biz son dönemde okumalarımızda, tekniğe bakışımızda biraz daha hassas olabilmek adına, fake'leri de karşılamak adına, tuzakları da karşılamak adına biraz daha 89 veya 100-150 günlük ortalamaların da aşağı yönlü kırmasına potansiyel olarak bakıyor. Çünkü DAX bize bunu gösterdi. 50-55 günlük kırabiliyor ama sonra piyasa gidip yepyeni rekorlar kırabiliyor. Ama bu hafta 8600-8500 altında hareketler oluşmaya başlarsa önümüzdeki hafta 8150 devamında da bize grafiğin potansiyel olarak gösterdiği 7700'ler. Şimdi oralara doğru inmemek için işte bu hafta artık en azından bir 21 günlük ortalama üzerinde güç kazanmak, yani 8950 9000'den üzerine bir çıkmak ve kitabi olarak da bu işin kuralı 9200 9600 bandın içine girmek bu ilk olumlu sinyal olur. Bir anda da olabilir bu. Çünkü çok aşırı satıştayız günlük ve haftalıkta. Ayrıca yeni kırılım başlamış olabilir. Ama bu günlük ve haftalıktaki aşırı satım mutlaka bir tepki getirecektir. İşte o tepkide
9.000-9.600 bandı içine giriş, sonra oranın kırılıp bütün ortalama üzerine geçip fiyat, ardından 8 ve 21 günlüğü de taşıyarak bir yukarı yönlü eğilim gösterebiliyorsa, yani 9.700, 10.200'ler kırılabiliyorsa yukarı yönlü hareket için biz biraz daha moral ve motivasyon kazanmış olacağız. Muhtemelen yabancı para da Türkiye'ye gelmiş olacak. ABD seçim belirsizliğini arkada bırakmış olan yabancı para veya birçok belirsizliği arkada bırakmış olan yabancı para biraz daha Türkiye'ye sadece tahvilde değil borsada da realize olabilir, ama bunların olması gerekiyor. Yani önce bir 9.000-9.600'e girmek, sonra oraya geçip orayı destek yapmak. Bunlar olmadıkça dediğim destek seviyene dikkat. Hemen ikinci grafiğe bakalım. Sistemsel grafikte zaten bunu net olarak görüyoruz. Geçen haftalarda da seninle işlediğimiz sistemsel grafiklerde sevgili Beyan. Orada da çok önemli bir yerdeyiz. Bak tam ATR bantla Bollinger bandın orası 8.200'ler ve 8.400'ler. Şimdi o bölge üzerinde bir kere kalmalıyız diyor grafik bana net olarak. O bölge, yani az önce söylediğim gibi 8.600 altında kaldıkça 8.200, 8.400 aslında sistemsel olarak da sınır bölge gibi. Bu bölgenin çalışması ve yukarıda aynen grafikte görüldüğü gibi 9.000, 9.600'lerin üzerine geçmek demek bir anda Bollinger bant ve ATR bandının üzerine doğru sıçrama ihtimali getirir. Yani o ihtimali de göz ardı etmeyelim. O bölgenin de an itibariyle 10.400, 10.700'lerde oluştuğunu da belirtelim. Evet, geçen dönemlerde olduğu gibi Bollinger Band bir kez daha ATR bandı aşağı kırdı sistemsel olarak. Bu bir satış sinyali, ama oradan kurtulmak için çok önemli haftalarda olmaya devam ediyoruz. Bir de dolar bazlı bakalım hızlıca sevgili yönetmenimden. Geldiğimiz nokta 2.55'in altındayız. Ve hani günlükte 50-200 günlüğü dolar bazlı kırdı. Bunu bir kere net olarak söyleyelim. Bu tabii biraz daha uzun vadeyi göstermek adına aylık bir grafik. Burada da enteresan bir şey var. O da 5 aylık ortalama, 13 aylık ortalamayı kırdı. Hatta 21 aylık ortalamaya doğru yaklaşıyor. Yani burada da bir fiyatın kırılım ihtimali var. Dolayısıyla 2.40, 2.55 bandı max dip olmalı. Ve yukarı yönlü hareketlerden bahsedebiliyor olmak için 2.70'lerin, 2.75'lerin üzerinde bir dolar bazlı grafik görmeliyiz. Dolar bazlı grafiklerde yukarı yönlü hareketin tekrar bize yukarı yönlü ihtimal vermesi adına ya da yabancı yatırımcının Türkiye'ye geliyor olması adına diyeyim. Bu grafiklerde konsantre olacağız. Gelelim şimdi asıl önemli grafiğe. Yani hepsi borsa adına konuştuğumuz grafikler önemli, ama şu an borsanın en çok konuştuğu konu VIOP tarafında oluşan yapı ve oradaki hani kontratların seyri ve seviyelerin çalışma ihtimalleri. Geldiğimiz seviye, yani yok yakın vadeye de baktığımızda çok önemli mavi bölgeden aldığımız desteğin şimdilik çalıştığını bize gösteriyor. Birazdan yönetmenim de oraya gelecek. O 9.500-9.600'ler an itibariyle ben grafiği yaparken 9.950'ydik. Teşekkür ederim yönetmenim. Görüldüğü gibi çok uzun süredir, yani 2022'den beri oluşan trendin altında kalmaya devam ediyoruz. O trend 10 binlerde. Yani bir an önce 10 bin, 10 bin 250 üzerine dönmeli. O bariyeri, yani 40 haftalık ve 34 haftalık olarak takip ettiğim o ikinci bariyeri, yani 10 bin 500, 10 bin 700'leri yukarı kırarak en azından benim sistemde kullandığım 13 haftalık ortalamayla GAN olarak baktığım ve kendi olarak kodladığım o bölgeye ulaşmalı. O zaman biz rahatlamaya başlayacağız. Belki o harekete paralel en azından bazı pozisyonların kapandığını da görebiliriz ya da long tarafta pozisyonların biraz daha ağırlık kazandığını görebiliriz. Ama bu olmalı artık. Bu olmuyorsa, çünkü eğer 9.600, 9.300 çok grafik net bize gösteriyor. Kırılırsa görüldüğü gibi aşağıda destek çok söylerim, ama maalesef spot vadeli değil. Vadeli spotu belirlemeye devam eder. Her ne kadar içinde birçok şey konuşuyor olsak da. Hani içinde hedge'ler var, farklı mekanizmalar var deniyor. Kabul ediyorum. Ama lütfen neticede an itibariyle bu piyasanın en çok baktığı grafik ve yapı buysa burada bir düzelme olmalı artık diye düşünmek lazım.
Devam edelim sevgili Beyhan. Bu arada ben konuşuyorum ama vaktimiz sanıyorum var.